Turizm taşımacılığı ve lüks araç kiralama sektörünün öncü firması Kütahya VIP Transfer'e konuk oluyoruz şimdi. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Kütahya Merkez'de hız kesmeden devam ediyor. Sektörün öncülerini mercek altına almaya devam ediyoruz. Kütahya Merkez'de Kütahya VIP Transfer bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Sedat Turan var. Sedat Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsmim Sedat Turan. Kütahya Transfer VIP Taşıma.com'u aşağı yukarı 6 veya 7 senedir Kütahya'da yapıyoruz. Bu işi tamamen profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Yurt dışından ve yurt içinden gelen bütün misafirlerimize bu hizmeti veriyoruz. Peki VIP Transfer müşterilerine ne gibi hizmetler sunuyor? Bunlardan da kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. VIP hizmetimiz tamamen şoförlü ve 5 yıldızlı araçlar olarak veriyoruz. Tamamen bu işi profesyonel yapıyoruz. İsteyen yurt içi ve yurt dışından veya Kütahya merkezde bulunan ağırlıklı Kütahya olma suretiyle elimizden geldiği kadar bu işi en iyi bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Tabii Kütahya merkezde faaliyet gösteriyorsunuz ama Kütahya merkez dışında Türkiye'nin 81 illerinden, yani geriye kalan diğer illerden de talep olursa talepleri karşılıyorsunuz sanırım. Burada da taşımacılık hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz. Evet. Türkiye'nin her noktasında istendiği, talep edildiği tarafta elimizden gelen her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Sadece tabii ki Kütahya için de bu işi yapmıyoruz. Yani yurt içi veya yurt dışından gelen bütün misafirlerimiz için elimizden gelen bu hizmeti en iyi bir şekilde vermek için gayret gösteriyoruz. Araç sınıflarınızdan da biraz bahseder misiniz Sedat Bey? Araç sınıflarımız üst segment olmak üzere tamamen VIP yapımı, özel araçlar olmak üzere. Genellikle Mercedes veya üst segment araçları kullanıyoruz. Tabii talep doğrultusunda daha uygun araçlarda gönderebiliyoruz yani. Ama araç sınıflarınız isteğe göre değişiyor. Peki elinizde toplamda kaç araç var ve kaç personeliniz sizlerle beraber çalışıyor? Şu anda Kütahya merkezde aşağı yukarı 11 tane personelimiz var. 11 tane VIP aracımız var. Bunun haricinde tabii ki genel olarak, kurumsal olarak bu işi, kiralama işi de yapıyoruz büyük kurumlara. Şoförsüz verdiğimiz araçlarımız da çok fazla var. Şu anda bu şekilde inşallah daha iyi seviyelere getirmek için uğraşıyoruz. Şoförlü ve şoförsüz hizmetlerinizi sunuyorsunuz. Peki ücretlendirmeler nasıl ayarlanıyor? Ücretlendirmeyi şöyle yapıyoruz. Ücretlendirme eğer şehirler arası olursa kilometre bazında yapıyoruz. Ama müşterimizin talebinde günlük, 24 saatlik, haftalık müşteri şoförlü olarak da kiraya verebiliyoruz. Bu müşterinin tamamen talebine göre ücretler değişiyor tabii ki. Peki hedefleriniz nelerdir sektörünüzde? Hedeflerimiz bu işin en iyi bir şekilde yapmak istiyoruz. Yani Türkiye genelinde ve genel inşallah yurt dışında da bu işi devam ettirmek istiyoruz. Yurt dışından bir misafirimiz Türkiye'ye geldiğinde hava yollarından vesaire onların karşılamaları yapılıyor. İsterlerse burada bulundukları bölgede aylık olarak da kiralamaları yapılıyor sanırım. Evet. Dediğim gibi tamamen talep doğrultusunda bütün gelen misafirlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu konuda herhangi bugüne kadar bu işi tamamen profesyonel olarak yaptık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah daha iyi seviyelere gelmeye çalışıyoruz. Sedat Bey, aslında şöyle bir sektörünüze baktığımızda hassas bir konu. Çünkü aslında insanlar size biraz da canlarını emanet ediyorlar. Bu konuda bir hizmet poliçesi ya da herhangi bir güvence veriyor musunuz? Bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz? İzleyicilerimizi aydınlatmak açısından. Tabii ki bütün araçlarımız işte trafik kasko sigortası haricinde güvence altına alıyoruz. Bununla ilgili ekstra kaskomuz, sigortalamamız ve bunun benzer şeylerimiz de yaptırıyoruz. Kesinlikle aracımızda bununla ilgili bütün binen müşterilerimizi bu konuda işleri rahat olabilir. Elimizden gelen her türlü firmamız tamamen aldığımız bütün misafirlerinizi en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde yerine ulaştırdıktan sonra olası ki inşallah öyle bir şey olmaz. Öyle bir problem yaşadığımızda da gereken bütün önlemlerimizi alıyoruz. Bundan ilgili belgelerimiz hazır. Yani Türkiye'de dediğimiz gibi bu işi en iyi şekilde yapmak için elimizden gelen her şeyi gayretle gösteriyoruz.